Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Hoca. Bu videomuzda sizlerle birlikte 11. sınıf kimya dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Klasik tarzda bir sınav hazırladık. PDF'ini açıklama kısmına bıraktım. Oradan bakarak önce kendiniz çözerseniz tabii ki daha başarılı olursunuz. Hemen başlayalım. 1. sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Birlikte okuyalım cümleleri bakalım doğru mu yanlış mı açıklayarak gidelim. P blokta sadece ametaller yer alır demiş. Bakın şöyle kaba bir Periyodik sistem çizelim arkadaşlar sizinle beraber şuraya, periyodik sistem kabaca böyle. P blok neresi arkadaşlar? P blok bakın en sağ tarafta bulunan kısım. Şöyle çapraz bir çizgi çekiyoruz biz. Bu çapraz çizginin üzerine denk gelenler nedir? Yarı metaldir. Bu çizginin altında kalanlar metaldir, üstünde kalanlar ametaldir. En sağ tarafta kalanlar da soy gazdır. Yani bakın burası P blok. P blokta ne var? Gördüğünüz gibi metal var, yarı metal var, ametal var, soy gaz var. Dolayısıyla sadece ametal yer alır demek yanlıştır tabii ki. Temel haldeki nötr bir gaz atomundan bir elektron uzaklaştırılması için gereken minimum enerjiye elektron ilgisi mi denir? Hayır arkadaşlar buna elektron ilgisi denmez, iyonlaşma enerjisi denir. Bir elementten değil mi? İlk elektronu koparmak için verilmesi gereken enerji neydi? iyonlaşma enerjisi diyoruz. İkinci elektronu koparmak için verilmesi gereken enerjide ikinci iyonlaşma enerjisi diye devam edip gidiyordu. Elektronegatiflik bir atomun kimyasal bağdaki elektronları kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Aynen öyle arkadaşlar bu tanım doğru. Ve elektronegatifliği en yüksek element flordur demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Periyodik sistemde ne tarafa doğru? Sağa ve yukarıya doğru elektronegatiflik artıyor. En sağ üstte kim var? Flor var. Neden flor var diyorum. Aslında en sağ üstte helyum var. Ama soy gazların elektronegatifliği yok. Çünkü soy gazların yaptığı bir bağ yok. Bağ yapanlar kimler arkadaşlar? En sağ üstte olup da tabii ki halojenler. Halojenlerin en üstünde de flor olduğu için ne diyoruz biz? Elektronegatifliği en büyük olan flordur. Hatta florun elektronegatifliği herkesten daha yüksek olduğu için bütün bileşiklerinde sadece eksi değerlik alır. Atom yarıçapı periyodik sistemde soldan sağa doğru, soldan sağa doğru atom yarıçapı ne olur arkadaşlar? Azalır diyoruz biz. Neden? Çünkü yörünge sayısı bu yanlış oldu. Yörünge sayısı değişmezken çekirdekteki proton sayısı arttığı için soldan sağa doğru çap ne olur? Azalır diyoruz. Bir atom elektron verirken öncelikle çekirdeğe en yakın orbitaldeki elektronlarını verir arkadaşlar. Bu yanlış. Çünkü Öncelikle en dış yörüngedeki kendine çekirdeğe en uzak, bakın şöyle söyleyelim. Siz dışarıdan bir elektron koparmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki en dıştaki elektronu öncelikle kopartabilirsiniz. Dolayısıyla en yakın değil, tam tersine en uzak olması gerekir. Bu cümlemizde yanlış oldu. Elektron dağılımı d ile sonlanan elementlerin tamamı metaldir demiş. Arkadaşlar, eğer elektron dağılımı d ile sonlanıyorsa, o nedir? Bir geçiş. Bakın şu ortadaki kısım arkadaşlar geçiş elementlerinin olduğu yer dolayısıyla oranın tamamı nedir? Metaldir diyoruz. Bu cümlemiz doğru tabii ki. Adı üzerinde zaten geçiş metalleri deniyor. Elektronlar eş enerjili orbitallere doldurulurken önce boş orbitallere aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleştirilir. Yani şöyle bakın diyelim ki P'de ...üç tane elektron olacak arkadaşlar. Birincisini böyle, ikincisini böyle, üçüncüsünü böyle. Bakın aynı spinli. Yani şöyle bir şey yok. Efendim birisi yukarı doğru birisi aşağı doğru olmaz arkadaşlar. Önce aynı spinli yerleşiyor. Birer birer. Daha sonra ikinciler arkadaşlar zıt spinli olacak şekilde yerleşiyor. Dolayısıyla bu cümlemiz doğru olmuş oluyor. Aynı grupta bulunan elementlerin birinci yoğunlaşma enerjileri aynıdır. Mesela bir A grubundaki elementlerin birinci yoğunlaşma enerjisi aynı mıdır? Değildir tabii ki arkadaşlar. Hatta hatırlayalım isterseniz. Aşağı doğru inildikçe yoğunlaşma enerjisi ne olur? Azalır. Neden azalır? Çünkü atomun çapı artıyor. Çapı arttıkça elektronlar çekirdekten uzaklaşıyor değil mi? Uzaktaki elektronları koparmak daha kolay. Bundan dolayı da iyonlaşma enerjisi azalır diyoruz. Elektronun kendi ekseni etrafında dönme hareketi spin olarak adlandırılır. Az önce bahsettik arkadaşlar aslında. Bakın yukarıya doğru olanları biz ne diyoruz? Artı 1 bölü 2. Aşağıya doğru olanları da eksi 1 bölü 2 spinine sahip. Dolayısıyla aynı spinli değil zıt spinli yerleşir diyoruz. Bu arkadaşlar nedir? Elektronun dönme hareketini temsil eder diyoruz. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip orbitallerde bulunur demiş. Bakın Bohr ne diyordu? Bohr'a biz aynı zamanda yörünge modeli de diyorduk. Yani Bohr elektronların yörüngelerde bulunduğunu söylüyordu. Orbital kavramı biliyorsunuz Schrödinger ve Heisenberg tarafından daha sonra ortaya konulmuş. Ve ne diyorlar arkadaşlar? elektron bulunma ihtimali yüksek olduğu yer diye bahsediyorlar. Dolayısıyla bor orbitalden değil yörüngeden bahsetmiştir. Bu cümlemizde yanlış olmuş oldu. Geldik ikinci cümlemize. Aşağıda atom numarası ve sembolleri veren elementlerin elektron dizilimlerini ve orbital şemasını yazınız demiş arkadaşlar. Bakın önce elektron dağılımlarını yazalım. 1s2 2S2, 2P6. Şöyle her onda bir çizgi atarsanız sonradan tek tek saymak zorunda kalmazsınız. Bakın kaç oldu buraya kadar? 2, 4, 10 oldu. Pardon fazla yazmışız arkadaşlar. Ben daha da gideceğiz zannettim. Toplam 9 olması gerekiyor üstlerinin. O zaman bakın 2P 5 ile sonlandı. Şimdi beraber şöyle çizelim isterseniz bunları. Bir yukarı bir aşağıya. Neden? Zıt spin olarak yerleşiyorlar. 2P5'i de nasıl yaparız? 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Tabi bunu böyle gösterebilirsiniz. Ya da arkadaşlar bakın şöyle mesela P 5'i 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde de gösterebilirsiniz. Potasyuma bakalım şimdi. 1, S, 2, 2, S, 2, 2, P, 6. Evet çizdim. 3, S, 2, 3, P, 6. Kaç etti arkadaşlar? 18 etti. Ondan sonra da ne geliyor? 4, S, 1 geliyor. Bakın S'de 2 tane var. Bu S'de de şöyle iki tane var. Bu P'de 3 orbitalde toplam bakın altı tane var. Bunları da arkadaşlar şöyle sıralı yazarsanız sonradan hata yapmazsınız. Yani böyle rastgele değil de bakın şöyle birer birer önce yerleştirip ondan sonra ikincileri bu şekilde yerleştirirseniz hata yapmazsınız. Sonucudaki S orbitalinde de sadece bir tane var. Böylece ne yapmış olduk bakın. Flüorun ve potasyumun hem elektron dağılımını hem de orbital şemasını dediği için orbital şemalarında yazmış olduk. Üçüncü sorumuzda aşağıda atom numarası ve sembolleri verilen atom ve iyonların elektron dizilimlerini yazınız. Buraya özellikle böyle istisnası olanları yazdım ben. İstisnası olan elementlerin ve iyonların elektron dağılımlarından bahsedeceğiz. Bakın krom 24 1s2, 2s2, 2p6 çizdim. 3s2, 3p6, 4s2, 20 etti arkadaşlar. Ondan sonra da ne olması gerekiyor? 3d4. Şu an üstlerin toplamı arkadaşlar 24. Normalde böyle olması gerekiyor. Ama bakın burada bir istisna var. Hemen şu sağ tarafa da yazalım onu. D4 olan kendi kendine D5'e dönüşüyor. D9 olan da kendi kendine D10'a dönüşüyor. Bakın bunu başka yerde bulma şansımız yok. Başka yerde bulma şansımız yok derken mesela P orbitallerinde böyle bir şey olmuyor ya da S orbitallerinde böyle bir şey olmuyor. Bu sadece D orbitallerine özgü bir şey. Peki D4 nasıl D5 oluyor? Tabii ki buradaki S'den bir tane elektron alarak arkadaşlar D'ye aktarıyor ve böylece dediğim gibi arkadaşlar ne olmuş oluyor burası? S1 D5. Hemen burayı düzeltelim. Siz tabii ki bu halini yazacaksınız. 4S1 3D5 diyeceksiniz. Elektron dağılımı bu şekilde olur. Şimdi bakın bir iyon var burada gördüğünüz gibi. İyonlarda şöyle düşünmeniz gerekiyor. Eğer 18'e göre yazarsanız hata yapabilirsiniz. 18 tane elektronu var ama 18'e göre yazarsanız hata yapabilirsiniz. Siz şöyle yapacaksınız. Nötr halindeki elektron dağılımı nedir? Onu bir kere yazacaksınız. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 20'ye kadar yazdık. Normalde kalsiyum nötrken elektron dağılımı bu şekilde. Şimdi 2 tane elektron verecek bakın +2 yüklü olduğu için nereden verecek? en dıştan verecek. Bakın en dıştan. En dışta kim var burada? 4S var. Şimdi yazarken ki en dıştan bahsetmiyorum. Yani en son yazdığım en dışta olmayabilir. Mesela burada 3D olsaydı aşağıdaki sorularda var. En dış gene burası olacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla en dıştan kastettiğimiz şey dediğim gibi bu yazarken ki en son yazdım değil. Birinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesi, üçüncü enerji seviyesi. Bu da dördüncü enerji seviyesi. Dördüncü enerji seviyesindeki orbitaller bunlar. Buradan iki tane kopartacaksınız. Zaten iki tane var. Bir, iki. Gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektron dağılımı ne oldu? 3P6 ile sonlanmış oldu. Siz dediğim gibi ister bunu böyle gösterin. isterseniz de direkt yani hata yapmadan bu şekilde arkadaşlar yazıp bırakabilirsiniz. Geldik titanyuma bakın. Bunu 22'ye kadar bir yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 kaç etti? Şuraya kadar 10 etmişti değil mi? 18 4 S 2 20 3 D 2 şimdi bakın nötr halini yazdım ben şimdi 22'ye kadar yazdım ama bundan bir tane elektron kopartacağım işte az önce bahsettiğim husus bu buradan elektronu ben nereden kopartırım en dıştan kopartırım bakın birinci enerji seviyesindekiler ikinci enerji seviyesindekiler üçüncü enerji seviyesindekiler bu ise arkadaşlar dördüncü enerji seviyesi. Yani çekirdekten en uzakta bulunan bu s orbitalleri. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Bir tane elektron buradan gider. 4s2 artık neye dönüşür? 4s1'e dönüşür. Elektron dağılımını bu şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Yani sonunun 4s1 3d2 diye sonlanması gerekiyor. Şimdi bakıra bakalım. Bakır 29 zaten istisna bir durumu var. D9 bakın yukarıda yazmıştık arkadaşlar. D9 da sonlanacak bir yazalım. Zaten hani artık onları ezberliyorsunuz. 24, 29 diye. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9 olması gerekirken ne dedik arkadaşlar? 4S1, 3D10 olur. Peki artı 2 yüklü 2 tane elektron gidecek. Nereden gider? Arkadaşlar birincisi buradan gidecek. İkincisi de buradan gidecek. Artık 4s yok. 3d'de de ne var? 9 var. Elektron dağılımımız bu şekilde olmuş oluyor diyoruz. Bakın ne yaptım ben önce? En dıştaki 4s'den kopardım. O bittikten sonra artık arkadaşlar ne yapıyorum? En sağa geçiyorum. Bu sefer sırayla kopara kopara gidiyorum. Geldik dördüncü sorumuza bakın. Aşağıdaki elementlerin elektron dağılımlarını yazarak periyodik cetveldeki yerlerini bulunuz. 1s2, 2s2, 2p1. En son yazdığım S'nin önündeki sayı periyot numarasını verir. Bakın. Ve P ile bittiği için A grubundadır. Değerli orbitalleri S ve P. Değerli orbitallerinde toplam 3 tane elektron olduğu için de 3 A grubundadır diyoruz. Potasyuma baktığımız zaman bakın 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. 18 etti arkadaşlar. 4S1. En son yazdığım S'nin önünde 4 var. 4. periyot. S ile bittiği için A grubu. Bakın bir tane değerli elektron olduğu için de 1A grubu. Değil mi? Şimdi titanyuma geldik. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20 etti arkadaşlar. 3D2. Bakın dikkat edin. Şimdi en son yazdığım S önünde ne var? 4 var. O zaman bu nedir? 4. periyot. D ile bittiği için B grubu elementidir. Kaç B'dir peki arkadaşlar? Tabii ki 4B grubu elementidir diyoruz. Nikele bakalım. Nikeli 20'ye kadar yazmamız gerekiyor. Yazıyoruz bakın. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 etti arkadaşlar. Daha sonra da 3d 8 Şimdi bakın burada bir karışıklık olacak. Dikkat edin şimdi. Bir kere 4 S'nin önündeki en son S'nin o zaman 4. periyot. Bu kesin. Şimdi D8 ile bitince nerede olur? Değerli orbitalleri S ve D. Toplam kaç tane elektron var arkadaşlar? 10 tane var. 10B diye bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar 10B diye bir grup yok. Ne var? Bakın 8B var. 8B var. 8B var. 1B, 2B diye bitiyor B grupları. Değerlik elektron sayısı 8 olan, 9 olan, 10 olanlar arkadaşlar hangi gruplarda yer alır? 8B'de yer alır. Ondan dolayı bu bileşim, bu elementimiz özür diliyorum. Bu elementimiz de nerededir? 8B grubundadır. Yani 8B grubunda olanların elektron dağılımları neyle bitecek o zaman arkadaşlar bakın. S2 D6 8 yapıyor zaten. S2 D7 S2 D8. Gördüğünüz gibi toplamları 8, 9, 10 olanlar nerede? 8B grubunda. Bunu karıştırmayacaksınız. Selamyuma geldik. Bakın 1S2, 2S2 2P6. Yazım çok güzel değil. Kusura bakmayın. 3S2 3P6. 4S2 kaç etti? 20. 3D10 kaç etti? 30. Değil bakın? 4P4. Şimdi dikkat edin. P ile bitti. Ama P ile de bitse ne diyoruz biz? Değerli orbitalleri S ve P'dir diyoruz. S ve P'de kaç tane var? 6 tane var. E P ile bittiğine göre 6A grubundadır. Periyodu ne? En son S'nin önünde 4 yazdığı için 4. periyot 6A grubunda olmuş oluyor diyoruz. Ve diğer sayfamızda L eşittir 2. Bir kere L eşittir 2 ne Bunu bir çözelim. L'nin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3. Bu da S, F, D, F'ye karşılık geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla L'nin 2 olması demek bunun bir D orbiteli olması demek. D orbitalinde 3 tane elektron varmış. Yani D3 de sonlanacakmış. Periyodik sistemdeki yerin neresi? Şimdi yazacağız. D3'e kadar yazacağız. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Bak şimdi en son yazdığım S'nin önünde 4 var. Dördüncü periyot. Peki D ile bittiği için B grubu kaç B? Bakın D'lerde toplam 5 tane elektron olduğu için 5 B grubudur diyoruz. Geldik 6. sorumuza. Bakın sodyum, magnezyum ve potasyum iyonlarının birinci iyonlaşma enerjilerini ve metalik özelliklerini karşılaştırınız demiş. Şimdi arkadaşlar sodyum, magnezyum ve potasyum bir kere biz elektron dağılımlarını yazarak üşenmeyeceğiz tabii ki yazacağız şöyle biz bunların periyodik sistemdeki yerlerini bir kere bulmamız gerekiyor 1s2 2s2 2p6 3s1 hocam biz 288 de yazıyoruz evet haklısınız o daha güzel bir yöntem ama bazen öğretmenler onu istemeyebiliyor 3s2 evet 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Şimdi bakın ne oldu? Üçüncü periyot 1 A grubu. İkinci özür dilerim ikinci olur mu? Bu da üçüncü periyot değil mi? Hangi grupta arkadaşlar? Bu da 2A grubunda. Peki potasyum nerede? Dördüncü periyot. Çünkü en son S yazdım. Önünde 4 var. 1A grubunda. Şimdi bunları şöyle bir kutulayalım arkadaşlar. Kutulara koyduğumuz zaman birbirlerine göre olan durumlarını daha net görebiliyoruz. Şöyle ayıralım. Şöyle kutu kutu. Sodyum. Yanında ne var? Magnezyum. Sodyumun altındaki var. Potasyum. Bakın şunlar 1A grubu. Burası 2A grubu. Değil mi? Çok güzel. Şimdi e, birinci yoğunlaşma enerjilerini karşılaştıracağız. Birinci yoğunlaşma enerjisi biliyorsunuz aşağıya doğru inildikçe azalıyor. O zaman potasyumun birinci yoğunlaşma enerjisi şöyle A diyelim şuraya. Aslında çok kalabalık yazdık. Şu yan tarafına sığdırabilseydik. A. O zaman potasyumun iyonlaşma enerjisi şöyle en küçük. Peki sodyumun mu iyonlaşma enerjisi daha büyük? Magnezyumun mu daha büyük? Soldan sağa doğru genellikle artar diyoruz. Ve burada magnezyumun iyonlaşmaları sodyumdan daha büyük olduğu için sodyum magnezyum şeklinde sıralıyoruz. Tam tersini yazabilirsiniz. B de metalik özelliklerini karşılaştırdınız demiş. Metalik özellik neydi? Periyodik sistemde sola ve aşağıya doğru artıyordu. Elektron verebilme eğilimi öyle değil mi? Şimdi bir elektron ne kadar çekirdekten uzaksa o kadar kolay verilir diyoruz. Buna bağlı olarak da o kadar daha metaldir diyoruz. Yani sol aşağıdaki daha metaldir. Bunlardan en metali kimdir? Potasyum. Sodyumla magnezyumu karşılaştırdığımız zaman sodyum daha solda olduğu için sodyumun metallik özelliği de magnezyumdan daha fazladır diyoruz. Ve geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda bakın bir iyonlaşma enerjisi tablosu verilmiş. X, Y, Z elementlerinin birinci, ikinci, üçüncü iyonlaşma enerjileri dördüncü iyonlaşma enerjileri verilmiş. Bunların diyor ki değerlik elektron sayılarını karşılaştırınız. Y ve Z elementlerinin atom yarıçaplarını karşılaştırınız. Yani demek ki Y ve Z buradan zaten ben ne anlıyorum? muhtemelen aynı grupta olacak yoksa değil mi? Ya aynı grupta ya aynı periyotta olması lazım karşılaştırabilmek için. Burada muhtemelen aynı periyotta demediğine göre aynı grupta çıkacak. Hemen bakalım. Değerli elektron sayılarına baktığımız zaman bakın birincisi 520 ikincisi 7300. Arkadaşlar X'in ikinci elektronu çok zor kopuyormuş. X'in ikinci elektronunun çok zor kopması demek onun kolay kopabilen bir tane elektron olması demek. Yani X o zaman hangi gruptadır? 1 A'dadır. Değerlik elektron sayısı da kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Değil mi? İkincisine bakalım. 630, 845, 3380. Biz ne demiştik? 3,5 katı ve üzerindeyse çoktur. Burada arkadaşlar 4 katı gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bakın 3. yoğunlaşma çok yüksek. Kolay kopabilen bir iki tane elektronu var. Yani değerli elektron sayısı 2. 2A grubunda. Z'ye bakalım. Bakın 899, 1757 iki katı gibi düşünün. Daha sonra 14850. Bakar mısınız? Kaç katına çıkmış arkadaşlar? Yani 8 kat gibi bir artış söz konusu. Dolayısıyla 3. elektron çok zor kopmuş. Kolay kopabilen 1 2 tane elektronu var. Yani değerli elektron sayısı 2 ve 2A grubunda. Bir kere değerli elektron sayılarını karşılaştıralım arkadaşlar. Y'nin Z'ye eşit ve X'ten büyükler diyoruz. Y ve Z elementlerinin atom yarıçaplarını karşılaştınız. Az önce soruya başlarken demiştim bunlar muhtemelen aynı grupta diye. Gerçekten de öyle. Şimdi şöyle düşünün. Çapı büyük olandan mı küçük olandan mı elektron daha kolay kopar. Bakın bunu ezberlemeyin de mantığını anlamaya çalışın. Şimdi elektron çekirdeğe uzaksa mı daha kolay kopar? Aşağıda uzak arkadaşlar. Yakınsa mı daha kolay kopar? Dikkat edin aşağıdakinden daha kolay kopar. Neden? Çünkü elektron çekirdeğe daha uzak. Kolay kopması demek elektron için harcanması gereken iyonlaşma enerjisinin ne olması demek arkadaşlar? Düşük olması demek. Yakın olması demek elektronun sıkı tutulması dolayısıyla harcanması gereken enerjinin yüksek olması demek. Yani o zaman biz diyoruz ki burada küçük olanın iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Atom yarıçapı küçük olanın enerjisi daha büyüktür. Bakın hangisinin daha büyük? 899'da arkadaşlar Z'nin yoğunlaşma enerjisi daha büyük. Bundan dolayı çapı nedir arkadaşlar? Z'nin daha küçüktür. Kimden? Y'den diyoruz. Şuraya yazalım. Şöyle Z küçüktür. Y diye arkadaşlar buraya yazmış olduk. Dediğim gibi aynı gruptaki elementlerin çaplarını karşılaştırırken buna bakıyorsunuz. Çapı büyük olandan elektron koparmak daha kolay. Yani iyonlaşma enerjisi daha düşüktür diyoruz. Geldik 8. sorumuza ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Bundan dolayı video biraz uzuyor. Kusura bakmayın. Bir periyodik sistem verilmiş. Burada X, Y, Z, T, K, L, M, W değil mi? Bir sürü element var. Diyor ki aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplandıralım. Değerli elektron sayısı 2 olanlar hangileridir? Arkadaşlar bakın 1A grubundakilerin değerli elektron sayısı 1'dir. 2A grubundakilerin değerli elektron sayısı 2'dir. O zaman ben buraya ne yazacağım? T yazacağım. Peki burada sadece T mi var? Bakın şöyle dikkat edin. Bu zaten çok çıkar karşınıza. Birçok yerde sorarlar. Burası neresi arkadaşlar? En sağ taraftaki yer 8A grubu. 8A grubu olmasının sebebi ne? yani biz buraya niye 8A diyoruz? Çünkü buradaki elementlerin değerlik elektron sayıları 8. Yalnız burada bir istisna var arkadaşlar. İlk element, aslında bu kim? Helyum. Helyum'un 2 tane protonu var. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçtır? 2'dir. 2 tane değerlik elektron sayısı olmasına rağmen 8A grubundadır. Bakın buranın istisnası bu. Bundan dolayı Z'nin de değerli elektron sayısı 2 olduğu için buraya T ve Z yazacağız. Atom yarıçapı en küçük olan element hangisidir? Arkadaşlar atom yarıçapı periyodik sistemde sağa ve yukarıya doğru azalıyordu. Yani en sağ üstteki kim burada? Z. Çap konusunda bir istisna yok. Yani elektronegatiflik falan oraya doğru artıyor ama soy gazları saymıyoruz diyoruz. Çapta öyle bir şey yok arkadaşlar. En sağ üstteki Z'nin çapı en küçüktür diyoruz. Elektronegatifliği en büyük olan hangisidir? İşte tam da bundan bahsediyorum. Elektronegatiflik sağa ve yukarıya doğru artar. Elektronegatiflik neydi? Yukarıdaki sorularda vardı. Bir elementin yaptığı bağdaki elektronları çekme gücü. Peki soy gazlar bağ yapıyor mu? E, yapmıyor. Yapmıyorsa bağdaki elektronları çekmekten de bahsedemeyiz. Soy gazların elektronegatifliği yok. O zaman en sağ üstte kim var arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi tabii ki W elementi. W aslında kim burada? Flor değil mi? Flordur. En yüksek elektronegatiflik flordadır. Ametal olanlar hangileri? Bakın arkadaşlar şöyle bir çizgi çekiyorsunuz. Biraz yamuk oldu ama tam şöyle çaprazlama bir çizgi çekiyorsunuz. Bu çizgiye denk gelenler yarı metal. O zaman M burada yarı metal. Onun üstündekiler Y ve W var arkadaşlar burada. Nedir onlar? Ametaldir. Hemen yazalım. Y ve W. En sağ sıradakiler zaten ne biliyorsunuz? Soygaz. Bunun altında kalanlardan arkadaşlar burası metaldir P blok için. Orta taraf zaten komple metal. S blokta şurası hariç değil mi? Hidrojen hariç arkadaşlar. ametaldir metaldir. Onun dışındakiler nedir zaten gene? Metaldir diyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan arkadaşlar iyonlaşma enerjisi bakın sağa ve yukarıya doğru artar. Ancak sola ve aşağı doğru da azalır. Neden? Elektron çekirdekten ne kadar uzaktaysa o kadar kolay kopar. E şunlara baktığınız zaman, buradaki elementlere baktığınız zaman en geniş olan, çapı en büyük olan, dolayısıyla elektrondan en uzakta bir özür dilerim çekirdekten en uzakta bir elektron bulunduran X'tir. X'in o zaman birinci iyonlaşma enerjisi en küçük element olması gerekir diyoruz. Cevabımız X'tir. Geldik son sorumuza. Aşağıda verilen bileşiklerde 6 çizgi elementin yükseltgen basamaklarını bulunuz. Bakın potasyum permanganatta şimdi Potasyum hangi grupta arkadaşlar? 1A grubunda. Bundan dolayı artı 1 değerlik alır. Biliyorsunuz 1A grubundaki metaller sadece artı 1. 2A grubundakiler sadece artı 2 alıyor. Oksijenin 4 tanesi eksi 8 yapar. Tanesi eksi 2 olduğu için 4 tanesi eksi 8 yapar. O zaman bakın Mangan arkadaşlar kaç değerlik alır? Artı 7 değerlik alır. Neden? Nasıl buldum ben bunu? Burada toplamdır arkadaşlar ne eşit bunların sıfır eşit Neden sıfır eşit Çünkü bu bir bileşik Üzerinde bir sayı Bir değer yok Yoksa ne demek bu sıfır demek Yani bir tane potasyum Bir tane mangan ve dört tane oksijenin değerliklerin toplamının Sıfır olması Demek İkincisine bakalım burada karbonu bulmaya çalışıyorum 3 tane oksijen kaç Eksi 6 Değil mi tanesi eksi 2 3 tanesi eksi 6 Şuna C diyelim arkadaşlar C artı eksi 6. Şimdi kaça eşit? Bakın üzerine kaç yazıyor bunun? Eksi 2 yazıyor. O zaman biz bunu eksi 2 eşitleyeceğiz. Karbon oradan kaç olacak arkadaşlar? Artı 4. Eğer üzerinde bir sayı varsa bu bir iyonsa üzerindeki sayıyı eşitliyorum. Elementlerin yükseltgenme basamaklarının toplamını. Eğer yoksa arkadaşlar sıfır eşitliyorum. Yoksa zaten sıfır demek. Dolayısıyla buradaki C kaç oldu? Artı 4 yükseltgen basamağına sahip olmuş oldu. Bakın şimdi iki tane hidrojen artı 2. 4 tane oksijen eksi 8. Peki bunların toplamı kaç eşit? Buna kükürt yazalım. Şöyle topla topla diyelim. Arkadaşlar sıfır eşit. Çünkü bunun üzerinde kaç var? Sıfır var. Yani yazmıyoruz ama yazma, yazmasak da orada sıfır olduğunu siz biliyorsunuz. Oradan arkadaşlar kükürt kaç çıkar? Bakın artı 2 eksi 8 daha eksi 6 karşıya geçer. Artı 6'dır diyoruz. Demek ki kaçmış? Artı altıymış. Şimdi bakın Üç tane hidrojen artı 3. 4 tane oksijen eksi 8. O zaman buradaki fosfor kaçtır arkadaşlar? Artı 5'tir. Toplamlarının 0 olması için. Ve geldik sonuncusuna bakın. Gene üzerinde ne var? Eksi var. Şöyle diyelim. Azot artı. 3 tane oksijen kaç yapar? Eksi 6 yapar. Eşittir. Eksi 1. O zaman azot nedir arkadaşlar? Artı 5'tir. Gördüğünüz gibi azotu da bulmuş olduk. Ve böylece yazılımızın sonuna geldik arkadaşlar. Yazılı havuzunda da yine 11. sınıf yazılarımız var. Bütün derslerin yazılıları var. Yazılı havuzuna da bakmanızı eğer abone değilseniz hem bu kanala hem de o kanala abone olmanızı sizden rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar.